Biliyorsunuz Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en kaliteli topçulardan bir tanesi. Arda Güler kardeşim. Ailesinden aldığı bir edep, bir terbiye mevcut. Bunun gösterisi şudur. Ya babasından, ya anasından, ya dedesinden, ninesinden su içerken oturulması gerektiği bilgisini öğrenmiş. Nedir bu İslam'a göre? Bir sünnettir. Biliyorsunuz su içerken 5 tane sünnet vardır. Oturarak içme. Birinci sünnet. 2. Sağ elle içme. 3. Besmele ile içme. 4. 3 yudumda içme. 5. Bitirdiğin zaman elhamdülillah deme. Bak bir su içmede Muhammed Aleyhisselam'a benzeyebileceğimiz 5 özellik. Diğer özellikleri yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum. Besmele'sini falan bilmiyorum ama çocuğun bir tane sünneti, yani başlangıç sünnetini yerine getirdiği belli. Burada aileden aldığı bir bilgi var. Bir edep, bir saygı var. Bu çocuk dinden kopuk, İslam'dan uzak bir çocuk değil. En önemli göstergesi bu. Su. İkinci gösterge, daha çok İslam'a yakın olduğu, belli olduğu an gol sevinci oldu. Madrid'de dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesinde oynuyor. Burada attığı gollerden sonra bir gol sevinci. Bütün topçuların gol sevinçleri var biliyorsunuz. Kimisi göğü falan gösteriyor, kimisi farklı farklı garip haller yapıyor. Bu kişi ne yapıyor? İslam'a dair bir simge ortaya koyuyor. Elini kalbine götürüyor. Sağ eli burada. Müslümanlar birbirlerine selam verirken elini kalbine götürürler. Sen kalbimdesin. Buradan seni seviyorum anlamında bir göstergedir bu. Eliyle işaret ediyor bir. Bir kimdir? İlah. Allah Teala Hazretleri. O kalbimdedir, ben ona güvendim. En sıkıntılı durumlarda, en derin sakatlıklarda bile ben ona sığınmışım. Ondan yardım isterim ve o beni düzlüğe çıkartır. Ve tekrar bütün ülkenin dua ettiği çocuk haline gelebilirim. Dedi ve geldi mi? Geldi elhamdülillah. Fakat birilerini rahatsız etti. Onun başarısı ve İslam'a olan yakınlığı birilerini, karşı mahalleyi rahatsız ediyor. Karşı mahalle kim? Allah bize karışamaz diyenler. Laikler. Laikleri biliyorsunuz. Müslüman, ben Müslümanım derler. O bizi o yarattı. Ne zaman sıkışsak ondan, Allah'tan yardım isteriz derler. Fakat Allah'ın kuralları konusunda ne diyorsun? Yani o mu yönetmeli, kuralları biz mi koymalıyız? Biz koymalıyız. Allah bugünleri hesap edemez. Allah insanların bu çağda nasıl yönetilmesi gerektiğini bilemez. Biz biliriz. Bu çağda biz yaşıyoruz. Dolayısıyla kuralları biz koymamız lazım. Öyle çok fazla yasağın olduğu bir hayat istemiyoruz diyorlar. Ve Allah'ın hükümlerini reddediyorlar. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Reddediyoruz. Bu senin tercihindir. Allah'ın sana verdiği mühleti ona isyanda kullanabilirsin. Senin tercihin. Hiçbir Müslüman sana küfredemez, hakaret edemez. Reddettiğin için Allah'ın yönetmesini kafandan aşağı bir şimşek değinmez. Allah sabreder. Bak ayette anlattım. Ölünceye kadar sabredecek. Fakat kendi inancına yaşıyorken, kendi ideolojine tapınıyorken Müslüman bir çocuğun hayatına zulmedemezsin, zorbalık yapamazsın. Adam oturarak su içti diye, adam maçta gol sevincini ilahi bir işaret olduğu şekilde yaşadı diye açıklamasını okudum. Bu Allah'a olan tevekkülümü gösteriyor. Ona olan şükrümü gösteriyor diyor. Bu demek ki bağlı, kalbe Allah'a bağlı bir çocuk bu. Sevinmen lazım değil mi? Mutlu olman lazım değil mi? Yok. Allah'a bağlı olmaması lazım. Putlara tapınması lazım. İçki içsin, kumar oynasın, gezsin, eğlensin. Müslümanlık, gericilik. Allah size hidayet versin. Amin. Çocuğu linçlemişler. Bana linç yaptıkları yorumları gönderdiler. Kardeşim var mı o resim? Buyurun birkaç tane laik zorbanın attığı yorumu getirdim. Yaptığı oturarak su içme görselini almışlar. Elini kalbine götürdüğü görseli almışlar. Altındaki yazı. Laik futbol istiyoruz. Laik kafa. Yani Allah'ın karışmadığı, içinde Allah'ın olmadığı futbol istiyoruz diyor. Yani öbür golcü oturuyor bir Budist ritüeli yapıyor. Ona bir şey yok. Öbür golcü, Hristiyan golcü gol atıyor. 4 defa kriz çıkartıyor. Ona bir şey yok. Laik bunlar çünkü. Bütün dinlere, bütün ideolojilere karşı saygılılar. Ama kendilerine bu toprakları yurt eden, vatan eden İslam inancına karşı hiçbir saygıları yok. Oğlum sana laikler vermedi. Sana Hristiyanlar vermedi bu toprağı. Sana Müslüman atalar verdi. Fatih verdi, Yavuz verdi, Osman verdi. Bu toprakları sana onlar verdiler. Onların inancı da İslam. İdeoloji falan değil, insan yapımı dinler değil. İslam'sa
En azından bir saygı duy ya. Hristiyanlığa ya da Budizm'e verdiğin saygının küçük bir miktarını da İslam'a ver. Layık futbol istiyoruz diyor ya. Allah sana hidayet versin. Bak, çok gençsin be çocuk. Umarım başarıların katlanarak artar. Gurur kaynağımız olmaya devam edersin ve umarım doğru yolu bulursun. Bakın, laikin kafasındaki doğru yol ne? Evinde birkaç tane Buda heykeli olsa doğru yol budur. Evinde Kur'an-ı Kerim varsa yanlış yoldasın çocuk, tarikatçısın. Namaz kılıyorsa, bir cuma namazı falan daha denk gelemedi. Cuma namazından çıkışta yakalasa da bu çocuğu var ya, yine linç. Yine linç. Şimdi öbür, geçen hafta paylaştığım o bizim olimpiyatlarda gümüş madalya almış olan atıcı kardeşimiz. Adam, ben hayatımda abdestsiz antrenman yapmadım diyor. Namazımı kılarım. Mücadeleye de abdestli çıktım. Ayet-i kürsülerimi okudum. Allah'a şükürler olsun, gümüş madalya nasip oldu. Diyen dindar bir adam. Laikler kuduruyor. Olamaz diyor dindar. Bizden olmalı. Ya arkadaşım, niye İslam'ın karşısında yarıştırıyorsunuz ideolojilerinizi, insan yapımı dinlerinizi? Niye İslam'ın karşısında koyuyorsunuz? Herkes sizin gibi tek tip ve zorba olmak zorunda değil ki. Biraz düşünün ya. Çalışan bir beyni olsa irticacı değil. Doktor, mühendis falan oldu zaten. Dedirten durum. Çocuğun beyni çalışmıyormuş. Bunun beyni çalışıyor. Çocuk yılda 4 milyon euro kazanıyor. Bu 80 TL'lik faturasını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Hangisinin beyninin daha iyi çalıştığı ortada. Umarım bir tarikata bulaşmaz. Ya arkadaşım, namaz kılan bir adam direkt tarikata girmiş anlamı falan çıkartmayın ya. Hemen yaftalamayın ya. Umarım. Bir tanesi de şöyle yazmış. Rudiger var ya, Rudiger diyor. Şimdi Madrid'de bir stoper var, Alman. Rudiger. 5 vakit namaz kılan bir adamdır. Müslümandır. Alman milli takımında da oynuyor. Rudiger'le bu kanki. İkisi de Müslüman olduğu için Arda gol attığında en çok kim sevinir? Bakın videolara. Rudiger. Bu diyor, Rudiger'in tarikatı açıldı diyor. Bütün suçlu diyor Rudiger. Ya arkadaş, nasıl bir beyin yaşıyorsunuz ya? Allah bunları hidayet versin. Radikal dincilerin ağına düşmüş gibi. Yazık. Yazık. Bak bu Arda var ya, benim de bir resim falan çekilse yandı. Yandı. Bitirirler çocuğu. Linç üstüne linç yer. Allah korusun. Su içerken yere çömeldiğinde şüphe etmiştim. Ancak konduramadım. Ya bir adam su içerken yere çöktüğü anda, yani şüphe mi ediyor? Tarikatçı olabilir bu. Ama yok ya, bizden gibi görünüyor. Bak sakalı falan da yok ya. Kız arkadaşı da var. Demek ki bizden. Ama su içiyor. Sağ elle içti. Hayır, onlardan mı? Tamamdır işte. Ya bunlar nasıl insanlar? Beyinleri yanmış zombiler. Çok geçmiş olsun. Umarım geçer. Oğlum sana geçmiş olsun. Zombi olmuşsun. Zombi. Hayırlı olsun. Zombisin. Allah'ım sen bu insanlara hidayet ver ya Rabbi. Amin. Amin.